Onur Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize süper imkanlar sağladı. Allah razı olsun ondan. Ankara Rize günlerine herkesi davet ediyorum. Burada Rizeli biziz. Orijinal Rizeliyiz, evet. Orijinal muhlamamız var. Sakız çiğnesin Rizeli. Muhlama yemeğini pek kişiden saymıyoruz biz. Rize'ye gelip de muhlama yemeyeceksin, gideceksin. Öyle bir şey yok. Burada muhlama yiyeceksin. Ya muhlama yiyeceksin ya da diyeceksin ben sakız çiğneyeceğim. Biz böyle yiyeceğiz. Şu an muhlamamız hazır. Evet. Hemen bunun altını kapatıyoruz. Bu hazırdır. Şimdi size yavaş yavaş ikram edeyim. Recep Usta'm, ellerinize sağlık. Hem Rize'yi bize tanıttınız hem de Rize'nin en önemli lezzetini. Muhlamayı size tanıttım. Evet, muhlamamızı ben da yapmış olduk. Vermiş olduğunuz imkanlardan dolayı size teşekkür ediyorum. Rize'yi her zaman bekliyorum sizi. Evet, size peçete de vereceğim. Ağzınızı yapmadım. Yavaş yavaş. Sıcak olmuyor mu ya? Sıcaktır. Recep Usta'm yapmış, sıcağı soğuk. Aynen. Eminim çok lezzetli. Çok teşekkür ediyorum. Tadını beğendiniz mi? Biz de sonra. Adlara geldiniz. Beğenilmeyecek gibi değil, gerçekten güzel, çok değil güzel. Bir şey çok afiyet güzel olsun. Teşekkür ederim. Hocam siz de böyle. Ben alayım, bir dakika. Size vereyim. Ben de sonra alayım. Önce iş, sonra yemek. Şöyle yapalım. Mahmut Bey yesin, siz de. Mahmut Bey'e bakın. Mahmut Usta'm. Nasıl? Gerçekten lezzet harika. Ne konu ama, içine biz kaçırdık ama. Bunun için abim, Recep Usta'm daha iyi şey yapar onu. Bunun için de en iyi tereyağı, en iyi peynir ve özellikle mısırını iyi kavuracaksın. Biz özellikle bunda böyle çeşme suları kullanmıyoruz. Hazır suları kullanıyoruz ama bunun en iyi özelliği tereyağı. Tereyağı ve peynirin güzel olması. Bu koton ne? Kolot peyniri, bir şey peyniri. Bu bizde kolot peyniri, biz şunlara deriz. Bak şu şekilde. Evet. Zaten tereyağı yaparız. Tabii ki tereyağı koyuyorsunuz. Tabii ki tereyağı koyuyoruz. Karadeniz'de de ağzını tanıtıyor. Tabii ki de, tabii ki de. Biliyorlar. Dediğim gibi bize bu imkanlar sağladı. Herkese teşekkür ederiz. Bunu söyleyeceğim bu kadar. Sabahleyin diyelim 8-9'da. Beğendiniz mi? Akşam 5'e kadar. Çok size güzel. Tutar. Tutucu. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Ya. Siz de buyurun. Tamam, ben de alayım bakayım nasıl. Evet, şimdi biz de muhlamanın tadına bakacağız. Bu arada ikram ettiler. Az önce çekimler de bitti. Merak ediyoruz gerçekten bu kadar üst üste bir lezzet nasıl oluyormuş. Bize de yiyemez. Ve sıcak galiba. Baktınız mı tadına? Kesinlikle. Hocam buyurun siz de bakın. Oo. Nasıl lezzetli? Enteresan, şahane, katmerli katmerli. Mısır unun tadını alıyorsunuz zaten. Peynirin ve tereyağının lezzeti de geliyor. Bu ara geldiğinizde mutlaka tadın diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim? Ben Fatih Aksoy, Rize Güneş Sultanım. Evet. Ankara Rize günlerine, Hamsi Festivali'ne geldim. Birazdan sahneye çıkacağız inşallah. Şöyle bir teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Efendim? Kemence konusunda mı? Kemence konusunda olsun, şairlik konusunda olsun. Normal Karadeniz sanatçıyım zaten. Ara sıra oturup benim gibi türkü deyin. Aklınıza gelirse böyle muhlama yiyin. Yani muhlama çok güzel bir şey. Rize'nin vazgeçilmezi. Bir de sizin bakalım tadı nasılmış bu arada? Ben bunu nasıl yiyeyim acaba? Bu arada arkadaşlar ilgi görüyorsunuz. Herkes kamerayı görünce geldiler buraya. Evet, kamerayı gören yetişiyor. Elinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok gelsin. Güzel, teşekkür afiyet ediyorum. Olsun. Sağ olun. Arkadaşlar Rize günlerine herkesi bekleriz. Rize günlerine herkesi bekleriz. Muhlamayı, hamsiyi yemek isteyen herkesi Ankara'nın
Sincan'dan Dutköy, Ümitköy'den, Çay Yolu'ndan herkesi bekliyoruz. Altın Park, Altın Park, Altın Park. Girişten bekle. Evet. Girişe dön. Kimin pastırmasını kesiyor? Hasan Bey bu. Evet. Karadenizli kendisi, meşhur pastırmacıdır. %100 doğaldır. Kendi hayvanlarından yaptıkları sucuklar ve pastırmalı. Alper Doğan'ın pastırmacısı mı? Doğrudur, doğrudur. Oo, yani ününü de oradan alıyor. Tabii yani. Ki, tabii ki. Tezgahındaki sucuklar, pastırmalar, sarımsaklar, bu hepsi doğaldır. Ne kadarmış ki pastırmanın kilosu? 100 küsür vardır herhalde en az. Tabii. Zaten... Şu an yoğun olduğu için söylüyor, soramıyoruz. Evet. Aşağısı olsa zaten o dana eti değildir yani. Yani. Buraya geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi beyefendiyi buluyorsunuz. Pastırmalarından alabiliyorsunuz isteyenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bal hoş koleksiyonları bulduk. Türkiye'nin ilk bal koleksiyonları değil mi? Evet, ilk ve tek. Bal günlerinde tanışmıştık beyefendiyle. Nasıl geçti bal günleri? Harika geçti, güzeldi. Evet. Hem müşteri potansiyeli çok güçlüydü. Bir de çok bilinçli balcılar gelmişti. Alanında uzman kişiler gelmişti. Özellikle bal birlikleri, dernekler falan, dernekler vardı. Falan vardı. İşte hepsi gerçekten vardı. Alanında bilimsel olarak uzmanlaşmış insanlar katılmıştı. Şu ana kadar benim katılmış olduğum bal günlerinin en kalitelisi o zaman oldu. Oldu. 3 hafta önce. Arka taraftaki balları da arkadaşlar merak edenleriniz olabilir. Her birinin fiyatı tutak uçuklatıyor, öyle söyleyeyim. Sadece fiyatını söyleyelim kısaca. Söyleyin fiyatları abi. Fiyatlar 600 TL'den başlıyor. 2000, 3000, 5000, 10000. Sonra da 5000 euro, 12000 euro, 18000 euro gibi devam ediyor. Devam ediyor. Niye devam ediyor? Çünkü arkadaş bal koleksiyonu olduğu evet. için dünya şampiyonluğunda seçilmiş gelmiş olan çok seçmece balları satıyor. Biz bunu bal günlerinde videosunu çekmiştik. Böyle 5-6 dakikalık bir videosun var. Kaç bir video 8 var? 8 dakika. Evet, o bir video var. Türkiye'nin bal koleksiyonu da videonun açıklama kısmına ekledim. Merak edenler mutlaka izlesinler. Detaylıca anlatıyorlar. Burada tekrar anlatmayacağım. Gelsinler, tadına baktıralım. Evet, burada beyefendiden bilgiler de alabiliyorsunuz. Bugünkü fuarımızda da ağaç kovuğundan çıkmış bir bal ekledik. Evet. Geçen 65 çeşit vardı. Şu an 66 çeşitle geldik şimdilik. Şu mağara kovuğundaki balı yetiştirebilirseniz Kars Ardahan Onu Iğdır. Kars Ardahan Iğdır'a yetiştirmeye çalışacağız. Büyük evet. kocaman bir bal peteğe getireceğiz. Muhtemelen 180 cm yüksekliğinde. 80 veya 120 santimetre genişliğinde yaklaşık 35-40 kilogram ağırlığında tek bir parçayla gelmeye çalışacağız. Yani şöyle koyduğumuz zaman şurayı dolduracak bir özel bir bor camla veyahut da özel bir orada balı emmeyen sert bir ağaçla özel bir kap yaptıracağız ona. O şekilde gelmeye çalışacağız. Bu arada izleyicilerin de duasını istiyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar burada standta Güneyce Çay var. Rize'den geliyor zaten biliyorsun. 20 liraymış yarım kilosu. Kiloluğu da 35 liradan satılmakta. Kolay gelsin. Evet, Erzurum'un meşhur dolma. Erzurum kadayıf dolması. Kadayıf dolması çok meşhur. Evet. Erzurum'un kadayıf dolması, cevizli. Buyurun. 5 lira tanesi hocam. Evet. Kolay gelsin. Sağ olasın. Güle güle. Bol bol şifa kaynağına hoş geldiniz. Erzurum'un yaylalarından geliyoruz. Çok şifadır.
Doktora gitmenize gerek yok. Doktor ayağınıza geliyor. Antibiyotik diye geçen peynirimiz çok doğaldır. At dolaba dursun, garip eğine vursun şiiriyle de meşhurdur bu peynirimiz. Çok güzeldir, yemelere doyamazsınız. Fiyatı normalde 40 lirada. Bunu Ankara vatandaşlara özel 30 liradan veriyoruz şimdilik. Güzel, tanıtım amaçlı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, her zaman bekleriz. Görmüş olduğunuz gibi şimşir kaşıklar burada. Sapanlar burada çocukları almak isterseniz. Ve burada bıçaklar da var. Ve yöresel şallar var. Ve oyuncak arabalar var, ahşap. Geldiğinizde alabilirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Manda yoğurdu kaça satıyorsunuz? Manda yoğurdunun kilosu 25 lira. 25 lira. Nerenin gerçek manda yoğurdu? Yoğurt. Bu Susurluk'tan geliyor. Susurluk. Susurluk. Gerçek yoğurt. İsmi neymiş onu da söyleyeyim şöyle arkadaşlar. Susurluk. Doğal. Kilo mu? Köy yoğurt. Ne kadar bu? Yarım kilo. Bu yarım kiloluk. 2 kiloluk. Bu da 2 kiloluk. Kiloluk ne kadar? Yarım kiloluk ne kadar? Yarım kiloluk 15 lira. Kiloluk 25 lira. 2 kiloluk 35 lira. Toprak kaplarıyla birlikte. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar fuarda, evet hemen bu Ayetel Kürsi yazan pirinç tanesi arkadaşımızın standının karşısında Engelsiz Dünya sayfası vardı. Ankara'da Emek'te neredeydi? Emek 8'de. Emek 8. caddede evet. Engelli Şerifan arkadaşın işletmesi evet vardı. Geçen fuarda evet tanışmıştık. Aynen. Ve burada gözleme yemişler karşıda. Ben de bu gözlemeyi nereden aldık? Gayet içi dolu ve güzel bir gözleme evet, değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle efendim. Şaşırdım. Kendimize yaptığımız gibi müşterimize. Ne kadar bunun gözleme? Esnafa 7.30'dan veriyoruz. Oh, normalde ayranıyla beraber 10 lira efendim. 10 lira. Nasıl vereyim? Nasıl? Gayet güzel. Evet. Şimdi bunu da biz yiyeceğiz, evet. Evet, bunu ben size ikram ediyorum. İkram ediyorlar. Evet. Teşekkür ederiz. Böleceğiz yani, bölüp de yiyeceğiz. Tamam. Başarılar dileriz. Gayet güzel. Çok bakın, teşekkür ederim efendim. Böyle şöyle malzemesi yarım falan değil, baya 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 dolu yani. Dolu dolu, aynen öyle. Bir kişi rahatlıkla doyurabilir arkadaşlar bu. Evet. Harika, görünüyor. Evet. Evet, geldiğinizde buradan da surmada çok önem veriyoruz efendim. Şöyle. Ve böyle tahta şey üzerinde. Evet, şöyle şu şekil. Ayranla birlikte ikram ediyoruz. Ayranıyla beraber ikram ediyoruz müşteriye. Teşekkür ederiz hediye ikram için. Afiyet olsun efendim. Evet. Şurada da evet, Ankara fuarında Rize'den üçer helva getiren bir bizik. Bu Rize'ye has helvadır. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Evet. Bu sadece ama bu 60 senelik bir kuruluştur. Bu çoğu yerde bilinir. Bunun bu dozer helvamızdır. Cevizli, bademli. Evet. Ne kadar fiyatlı onları da söyleyin. Şu 30 liradır. Kakaolu 30 lira. Bunun fındıklısı var, özel yapımı var, 35 lira var. Evet. Fıstıklısı var 45 liraya. Sadesi var 30 liraya. Bu yalnız Rize'ye öz. Bu yaz helvasıdır. Ha, bu yaz da 35 liradır. Onun kakaolusu var. Evet, cevizli kakaolu 30 liraya. En hesaplısı şu an hangisi? Bunlar mı? Ya bunlar şeydir yani.
zevk için. Ama kışın biz evimizde, aynen, bütün Rizeli'nin evinde bu helva olur, kakao olur. Daha iyi bu satılır. Bunlar, bunlar, evet. Bir de bir şey de var. Bu, bu meşhur. Bu ne kadar? Biz buna deriz likapa, likapa reçeli. Likapa reçeli ne kadardı abicim? 20 lira. 20 liraymış, ilginç arkadaşlar, evet, bir şey gibi. Bu kara yemişti, bu kansere bile araştırılmıştı. Kansere birebir ilaçtır. Bunun çayını da yapmışlardı. Likapa'nın çayı kuru olarak vardı. Evet. Bir şey içmeklik değil. Ne şey, soruyorlar stat en çok sizlere? Biz en çok, yani Rize'den bir gelen müzik, ürünlerimiz orijinal midir? Vatandaşlarımız hep fabrikasyon yiyor. Nereden gelmiş, onu soruyorlar değil mi? Öyle, evet, evet. Bak, şurada hemşin yayla peynirimiz var. Bu... Bal. Balımız var. Erzurum çiçek balıdır bu. Şu. Şu. Bu bizim hemşin yayla mincimiz var. Minç ne ya? Şey minci, minci. Çökelek dersiniz. Çökelek, çökelek. Yani biz orijinal. Minci, evet. Evet. Bu yağlı kolotumuz var. Şunlar, biz imansız peynir deriz ona bizim orada. Katkısı sıfır, katkısızdır. Yaylada. Yağlı kolotum. Evet. İmansız peynir. Evet. Karadeniz aklına ayrağa kalıyorum gerçekten. Evet. Evet, bunlar da keçi peyniri. Evet, keçi peynir. Kars kaşarımız var. O her yerde, yani her yerde o. Biz Rize'de dükkanımız da var. Rize'de de satıyoruz. Evet, evet, evet. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, fuarda takipçilerimizle karşılaşmaya devam ediyoruz. Hanımefendi de bizi tanıyormuş. Nereden tanıyorsunuz? İnternetten tabii ki, Facebook'tan takipçinizdim. Evet, kaç yıldır takip ediyorsunuz bizi? Doğduğumdan beri desem yalan olur. 2 senedir takip ediyorum. Evet, evet. Fuarlar hakkında ne söylemek istersiniz? Fuarları beğeniyoruz, kışın sıkılmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sürekli olmasını istiyoruz. Evet. Artı sen de iyi ki varsın. Niye? Sen olmasan haberimiz olmayacak. Her şeyden haberimiz. Azıcık biberin var, her şeyden haberin var. Biz de senden sebepleniyoruz. Sürdürülebilir olmanın avantajı bu galiba. Aynen. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ve gezmeyi teşekkür devam ediyoruz. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Arkadaşlar, B bloğa girdik. Şarjım son 4 dakika. Fazla bir şey çekemeyeceğim ama şöyle göstereyim. İşte burada gelen iğneleri. Evet, Rize Kaskar, Rize dokumaları. Herkesi bekliyoruz Rize'ye. Bakın burada Aydelatı Rastiye de var. Çaylar var burada. Siyahçak Karel'in çayları gelmiş. Burada şimşir kaşıklar var. Kemençeler var. Hediyelik eşya ürünler var. Çay var burada aynı zamanda. Bakın evler de var. Hızlı çekiyorum çünkü son 4 dakikam kalmış.